Merhaba arkadaşlar. 16. derste devam edelim. Öncelikle ne yaptık bir hatırlayalım. Herhalde buraya kadar bir sıkıntı yok. Fatura dedik. Buradan mesela alış faturası, carimizi seçtik. Stoğumuzu seçtik. Miktarı yazıyoruz. İskonto oranı yazıyoruz. Ekliyoruz. Sonra başka bir stok daha seçebiliyoruz. İskonto yazdık, ekledik. Mesela seçili satırı silebiliyoruz, kaydediyoruz. Bütün bunları yaptık arkadaşlar. Hem alışta hem satış faturasında bu işlemlerimizi yaptık. Şimdi kasayı da eklemek istiyorum arkadaşlar. Hemen geliştiriciden ana forma geldim. Şuraya ne diyelim? Buna BTN kasalar diyelim ya da kasa diyelim. Şu butona kasa işlemleri diyelim. Kasa işlemleri. Tabii ileride arkadaşlar mesela burada menüde fazla butonlarımız olacak. Fazla buton olduğu zaman da şöyle menülerimizi gerekirse sileceğiz, kısaltacağız, daraltacağız. Yani ihtiyacımıza göre menülerimizi şekillendireceğiz. Şimdilik kasa işlemleri dedik. Hemen yeni bir form açıyorum. Kasamı şöyle büyüttüm. Fatura listesine geldim. Şuradaki yapıyı olduğu gibi kopyalayayım. Kopyala. Buranın üzerine yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle sol üst köşeye yerleştirdim bunu. Şuraya kasa işlemleri diyelim. Bir de farklı bir menüye geldiğimizi anlamak için de şuranın rengini de farklı bir renk yapayım. Mesela hangi renk kullanmadık? Şu rengi. Şurada aslında backstain'i sıfır yapsak böyle. Şurada kasa fatura türü yerine işlem türü diyeceğiz. İşlem türü. Buraya fatura ekle yerine ekle diyeceğiz. Ya film azalıyor ve bir fiş takayım arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar burada ekle dedik. İncele, kapat. Tamam bunlar aynı şekilde kalsın. Şuraya da yine bir frame çizeyim. Şuraya. Kasa bakiyemi de burada göstereyim. Kasa bakiyesi. Yine fontunu biraz kalın yapayım. On olsun. Şunu da aynısını yapacağım. Tamam. Buraya bir label koyayım arkadaşlar. Kasa bakiyemi de burada görmek istiyorum. Biraz daha büyütebilirim. Tamam. Buna da LBL kasa bakiyesi ve buraya da bir de bunun value'suna da pardon tekstine de neredeydi? Şu label'ın caption'ına pardon. Şurada da bir sıfır yazayım. Bu şekilde kalsın. Bir de nereye hizalayayım? Şurada sağa hizalıyorum. Right diyorum. Kasa bakiyemiz de burada olsun. Şimdi burada işlem türü için arkadaşlar. İşlem türü için ayarlar sayfasında işlem türü ayarlamamız lazım. Ayarlara geldim. Şurada alış faturası, alış satış faturası demişiz ya. Buraya da işlem kasa evet.
Kasa işlem türü buraya nakit tahsilat ve nakit ödeme diyorum arkadaşlar. Şimdi bunları şuraya alacağım. Aslında arkadaşlar şu fatura listesi demişiz ya. Bunun içindeki kodların hepsini alsam ne olur acaba? Bence çok daha iyi olur. Ben bu kodların hepsini Ctrl A ile seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Geliyorum şuraya. Bunun ismini FRM kasa işlemleri diyorum. Bakın I harfi büyük. Kasa işlemleri diye isim verip buranın içine hepsini yapıştırdım. Şimdi yukarıdan aşağı doğru başlayalım arkadaşlar. BTN fatura ekle. BTN fatura ekle değil. Demek ki bunlar nerede olacak? Şunların hepsini kesiyorum. Şuraya kadar. Sildim. Bunları şu eklenin içine. Bunu, aynı isimdir zaten. Bunu fatura ekle demişiz ya. Bunun ismini BTN ekle yapalım. Ve onun içine yapıştırayım aynısını. Şimdi TMP demişiz. Range A2'den burası. Bunu ne yapacağız şimdi? Kasa işlemlerini nereye alacağız? Benim amacım aslında çok fazla sayfa açmadan bu işi nasıl halledebiliriz? Sorguya atabiliriz arkadaşlar. Çünkü bu işlemi yaparken sorgu sayfası atıldı, boştur. Şuraya sorgu diyorum. Sorgu sayfasındaki A2'den ihtiyacımız olan yere kadar temizleteceğiz. Sonra combo box fatura türü. Şunun ismi fatura türüdür gördüğünüz gibi. Bunun ismini işlem türü yapalım. İşlem türü. Tamam. Şu ismi kopyalıyorum. Tekrar koddan içine gireyim. En üstten başlıyorum yazmaya tekrar. Şurada eğer fatura türü list index 0 ise FRM fatura yazıyor ya. Buna şey diyeceğim. Bir form daha açmamız lazım şimdi. Yeni bir form daha açıyorum. Buraya da şöyle bir şey yapalım. Bunun ismini FRM kasa diyelim ya da FRM kasa işlem diyelim. Kasa işlem diyelim. Bir saniye şöyle yapalım bir dakika. Şu kasa işlemleri yerine kasa listesi yapsak. Kasa listesi. Kasa işlemleri burada olacak. Şu formu ismini FRM kasa TO yapalım ya. Tahsilat ödeme. Kasa TO olsun. İsmi bu olsun. Buradan yine faturalardan şu başlığı da alalım. Bir kopyalıyorum. Kasa buraya yapıştırayım. Ve şu üste bırakayım bunu da. Şimdi burada bir bunun ismi LBL başlıktır ya arkadaşlar. Şunun ismi LBL başlık. Bu bir etikettir. Şimdi kasa işlemlerine tekrar geldim. Şurada en üstte diyorum ki eğer konu bak işlem türün list indeksi 0 ise FRM fatura değil FRM kasa ne dedik kasa tahsilat ödemenin LBL başlığın caption'ı nakit tahsilat. Ondan sonra rengini verdirdik. FRM şu tüm kasa FRM faturaların tamamını şu şekilde değiştiriyorum. Şöyle. Şurada FT yerine
Şurada bir değişken tanımlayacağız en üstte. Public public işlem türü IT olsun. As byte olsun. Evet. Şimdi devam ediyorum kasa işlemlerine. En üstteki kodlardan devam ediyorum. Başlık bu şekilde ayarladık. Şunu VB gri olsun ya da hangisi olsun? Şu renk olsun. Ondan sonra buraya FT değil IT diyeceğiz. İşlem tipi 1. Yine şurası aynı şekilde. Buraya da FT, FRM kasa tahsilat ödeme nokta show dedik. Bitti. Şimdi yine aynı şekilde bunları da eğer işlem türü 1 ise buraya nakit ödeme diyeceğiz. Nakit ödeme. Yine şu form isimlerini değiştirelim. Şöyle yapıştırdım. Yapıştırdım. Şöyle yapıştırdım. Şöyle. Buraya IT dedik. İşlem tipi küçük harfle. 2. Yine şuraya da yapıştır dedik. Buralar tamam. Fatura şey faturaları listele yerine buraya işlemleri listele diyeceğiz. Ya da hareket listele. Hareket listele diye isim verdik. Şurası faturalar değil, sorgu diyeceğiz. Yok. Buna sorgu demeyeceğiz artık. Çünkü kaydedeceğiz ya. O zaman buraya kasa hareketleri diye bir sayfa açmamız lazım. Şuraya kasa hareketleri kasa hareketleri diye bir sayfa açacağız arkadaşlar. Biraz sonra ne gerekiyor onları yazacağız. Buraya o zaman kasa bir dakika hem kasa hareketleri lazım bize hem hem de kasa diye bir sayfa lazım. Bir de kasa diye bir sayfa lazım. Aynen şeydeki gibi, faturadaki gibi. Şimdi faturada dikkat edersen faturalar var. Belli bir özetini aldığımız bir yer var. Bir de fatura diye bir sayfa var. Belli bir özeti alıyoruz. Fatura hareketlerinde ise detayı alıyoruz. Burada da bizde kasa hareketleri olacak. Detayını göstereceğiz. Kasa diye bir sayfa olacak. O da özetini alacağız. Yani diyeceğiz ki şu tarihte, şu kişide şu kadar tahsil edildi o kadar. İlk işlemleri sorguya atacağız. İlk hani kimden tahsil edildiği, ne kadar tahsil edildiği buraya sorguya atacağız. Sonra sorgu sayfasından kasa hareketlerine nasıl ki diğerinde fatura TMP'ye atmıştık. Aslında fatura TMP'yi de aynı sorguya attırabilirdik ama niye öyle yapmadık? Hata yapabilirdik aslında. Yani bu fatura TMP de bence gereksizdi. Bunu da sorguya atsaydık her seferinde yeni bir şey açmamıza gerek kalmazdı. Neyse bu hatamızdan döndük. Şimdi devam ediyorum. Listelerken neyi listeleyeceğiz? Kasadakileri listeleyeceğiz. Şu kasa sayfasındakileri listeleyeceğiz. Sonra LST faturalar demişiz. LST kasalar olacak. Şunun ismini de hemen değiştirelim. Bunun ismini LST işlemler diyelim. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Şuraya LST işlemler diyoruz. Bakın büyük harfle Ö. İşlemler. Ondan sonra yine aynı şekilde LST işlemler diyeceğiz. Şunu da aynı şekilde, şunu da aynı şekilde. İlk açılışta da ayarlardaki bu da şeydir arkadaşlar. Şuradaki initialize'daki ise şu combo box'a gelecek olanlardır. Bu da ayarlardaki E20 demişiz ya. Burada
ayarlardaki F20'ye kadar gitsin. Çünkü burayı epey arttırabiliriz ileride istersek. Onun için F20 diyorum buraya. F20'ye kadar. Yine CB fatura tipi değil. Combo box işlem türü demiştik. Şuna da yine combo box işlem türü. Şurası da F yapıyoruz. F2'den F'ye kadar diyoruz. Ve bitti. Şimdi bir deneme yapabiliriz. Hemen ana sayfaya geldim. Şuraya tıkladığım zaman, kasa işlemlerine tıkladığım zaman şu menüyü gizleyeceğiz. Şu Mac kasayı gizleyeceğiz. Hemen içine girdim. Mac kasa nokta visible eşittir false dedik. FRM kasa işlemleri nokta show diyeceğiz. Bir deneyelim bakalım ne yapmışız. Buraya geldim. Kasa işlemleri. Burada yine fatura listele demişiz ya. Buraya hareket listele demiştik. Hareket listele, tamam. Çalıştırmaya devam ediyorum. Burada LST işlemler demiştik en son hatırlıyorsanız. Tekrar açılışa devam. Yine bir yerde bir hata var. FRM kasa işlemleri nokta show. Bir durdurayım, bir daha çalıştırayım. Çünkü bir sürü kod eksik çıktı. Kolon genişlikleri uymuyor diyor. Tamam. Onları o zaman şurayı geçici olarak şimdilik durduralım arkadaşlar. Initialize kısmında. Kasa işlemlerinin initialize kısmındakileri. Şunları hareket listeleri bir devre dışı bırakalım şimdilik. Tamam. Şöyle bir daha baştan başlayalım. Kasa işlemleri gördüğünüz gibi geldi. Bakın nakit tahsilat, nakit ödeme var. Nakit tahsilatı seçip ekle dediğim zaman CB auto. Ha, bu faturadakiydi. Şu satır yok arkadaşlar. Şu satır faturadaki şu şey var ya, bu check var ya, şu auto. Bakın, CB auto diye bir şey vardı orada. Burada bulamadığı için hata verdi. Onu devre dışı bırakıyorum. Şu auto'yu devre dışı bırakıyorum. Böyle bir şey yok şimdi sayfada. Durdurdum, tekrar baştan açıyorum. Kasa işlemleri. Bakın nakit tahsilatı tıkladığım zaman bakın şurada nakit tahsilatı yazıyor. Kapattım. Şurada ödemeyi seçtim. Ekle dedim. Nakit ödeme açıldı gördüğünüz gibi. Tamam. Buraya kadar doğru. Geldik. Şimdi şurada şunu, bu epey uzunmuş. Bunu biraz kısaltmamız lazım. Şöyle buraya kadar yeterlidir. Kasa işlemi dediğimiz küçük bir şey. Bunu caption'a da kasa işlemi diyelim. Tamam. Buraya kadar. Hatta şimdilik bir yazı yazalım buraya. Şimdilik oraya nakit tahsilat yazalım. En azından yazımızı da görelim. Tam hapşıracak gibi oluyorum arkadaşlar. Sizi de korkutmak istemiyorum. Durduruyor videoyu, hapşırıp gidiyor. Neyse. Şimdi burada bu nakit tahsilat ekranı bir ya da nakit tahsilat veya ödemeyi bir dizayn edelim. Şimdi buraya geldiğim zaman burada bizden ne lazım olacak? Burada işlem ID diyelim. Kasa ID. Kasa ID dedik. Yani işlem ID aslında. Kasa işlem ID olacak. Şurada. Tamam. Mesela şöyle tutturamazsanız ölçüyü arkadaşlar. Gelin top kısmına gelin. Şuradaki top yazan yere gelin. Mesela 42'dir ya. Bunu 45 yapın. Tam istediğiniz yere oturtabilirsiniz yani. Ondan sonra
Buraya cari kodu diyeceğiz. Cari kodu. Şöyle. Sonra cari adı. Cari adı ünvanı 2 nokta üstte koydum. Kısa geldiği için uzatıyorum. Şimdi şuradaki faturadaki şu seçme butonunu aslında şunu hepsini alabilirdim. Hazır bir şekilde alayım ben en iyisi buraya. Bunu kopyalıyorum. Şurayı sileyim. Yapıştırdım buraya arkadaşlar. Şöyle buraya bırakayım. Buraya cari bilgileri diyeyim. Fatura değil de cari bilgileri. Tamam. Şuraya fatura kodu değil. Buraya kasa işlem kodu. Ya da işlem ID diyelim. İşlem ID. Şu otomatike ihtiyacımız yok. Tamam. Burada otomatikmen ID gelecek. Tarihi gelecek. Cari kodunu mouse'da şuradan seçeceğiz. Ve carimizi seçmiş olacağız. Tamam. Buraya kadar güzel. Şimdi bunun aynısının bir kopyasını aşağı indireyim. Burada da buraya burada da buraya hiçbir şey başlık olmasın. Şu ID yerine nesi gelsin? Bakiyesi gelsin. Yani adamın bakiyesini göreceğiz burada. Mesela birini seçtik. Diyecek ki şu kadar borcu var veya alacağı var. Ondan sonra şurada tahsil edilen bir de şurada da açıklama olsun yeterlidir. Şunu da şöyle yukarı alalım. Şu butona ihtiyacımız yok. Aslında tamam bu şekilde olsun. Şimdi kaydet ve iptal butonlarına ihtiyacımız var. Onlar nerede vardı? Stoklarda var mıydı? Şu butonları kopyalıyorum. Gelip şuraya yapıştırıyorum. Tamam. Hemen bunlara isim verelim. Şu TX'te fatura kodu yazıyor. TX'te kasa işlem ya da TX'te işlem ID. I büyük. Şu TX'te tarih, TX'te cari kodu, TX'te cari ad ünvan. Şurasına TX'te bakiye. Şuraya TX'te tutar diyelim. Tabi fatura burada eğer burası nakit tahsilat ise şu label'a ihtiyacımız var. Bunun ismini LBL TO diyorum. Tahsilat ödeme. Şimdi biraz sonra bunu anlatacağım. Açıklama buraya kadar tamam. Şimdi tekrar geliyorum kasa işlemlerine. Şu eklenin içerisine girdim. Şuradaki var ya arkadaşlar. FRM kasa TO nokta şu var ya. Nokta LBL TO nokta caption eşittir tahsil edilen dedim. Bunun aynısını kopyaladım. Şuraya tekrar yapıştırdım. Buraya tahsil toplam diyelim. Lan mı diyelim hatta.
da ödeme toplamı diyelim. Şu şekilde yapalım. Şimdi ben şöyle çalıştırdığım zaman, bakın nakit tahsilatı ekle dediğim zaman burası tahsil toplamı. Gelip burayı ödeme yaptığım zaman, bakın şurada ne yazıyor? Ödeme toplamı. Şu label'ımız ona göre değişiyor. Buraya kadar geldik. Şimdi şuradaki buraya da onload me dedik. Kapatmayı da böyle yaptık. Bir de form'un query clause'una da if close mode eşit değil 1 ise cancel eşittir 1 dedik. Burada da çarpıyla kapatmayı da engelledik. Şimdi buradaki seçme ile geleceğiz. Cari'yi seçtireceğiz. Ama bakın arkadaşlar burası çok önemli. Özellikle buraya dikkat edin şimdi. Şimdi fatura listesinde ekle dediğimiz zaman biz FT'yi ne yapıyoruz? 1 yapıyoruz. Faturalardaki FT'yi 1 yapıyoruz. Faturayı listeliyor. Pardon şurada. Şu seçe tıkladığımız zaman biz cari listesinde Ahmet diye bir değişken tanımlamıştık. Hani siz bu isim o kadar önemli değil anlatmak için ben ismini Ahmet yapmıştım hatırlıyorsanız. Ahmet'i 11 olarak değiştirdik. Şimdi biz burada da şuradaki kodun hepsini alıyorum. Şunu alıyorum arkadaşlar. Ya da şu satırı alayım. Kasa işlemlerdeki şu seçe bastığım zaman Ahmet'i bu sefer herhalde satışta da 12 yapmıştık yanılmıyorsam. Çünkü Ahmet 11 demiştik. He 11 demişiz. Tamam. Burada da 12 yapacağız şimdi. Burada da Ahmet'i 12 yapacağız arkadaşlar. Ve ne diyeceğiz? FRM cariler cari listesi nokta show diyeceğiz. Tamam. Şimdi cari listesindeki double click olayına giriyorum. Bak burada demişiz ki işte burada bir değişikliğe gitmemiz gerekir. Burada sadece fatura seçmek için buraya gelip çift tıklatmışız. Burada bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. He, burada yazmışız zaten. He. Eğer Ahmet 11'i ise şöyle yap demişiz. İşte bunun aynısını kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Eğer Ahmet 12 ise diyorum. Çünkü biz az önce Ahmet kasadan giderken Ahmet'i 12 yaptık. FRM fatura nokta T ise buraya FRM fatura demeyeceğiz. FRM kasa TO diyeceğiz. Buraya da yine FRM kasa TO diyeceğiz. Ve işi bitirmiş olacağız. Hemen deneyelim isterseniz. Kasaya gittim. Ekle dedim. Şu butona bastım. Hata verdi. 12. Niye 12'de hata verdi ya? 12. Bir saniye niye hata verdi? Kolon width'ten bahsediyor. Tür uyuşmazdı. Ahmet 12. Cari listesinde ne değiştirmişiz ki? Dur normal diğer taraftan gideyim bakayım bu hatayı verecek mi? Faturada bir hata vermiyor. Fatura dedik. Fatura listesi nokta show. Şurada bir şey mi değiştirdik ya? Fatura listesinde. Faturalar. Çok ilginç. Hiçbir hata da kaydedeyim son haliyle.
Bir dakika. Ha, burada var zaten. Faturalar. Dur bir dakika, önce şöyle göstereyim Excel'i. Faturalar. Ekle. Burada hata vermiyor. Sıkıntı yok. Şeyde bir deneyelim. Kasa işlemleri. Ekle. Şöyle. Heh, sıkıntı o yok. Orada birkaç defa hata verdi. Biz durdurduk. Kapatıp açınca düzeldi. Bazen böyle oluyor. Şimdi mesela burayı çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi cari kodunu, cari unvanını getirdi. Bir de şunu getirmesi lazım arkadaşlar. Bakiyesini getirmesi lazım. Aslında şu bakiye kısmını da şu yukarıya alabiliriz. Bakiyeyi de oraya alalım. Çünkü o da değişmeyecek bir şeydir. Şunu biraz aşağı indiriyorum. Şunu biraz açıyorum. Şu bakiyesini de alıp yukarı bırakıyorum. Ondan sonra şunları yukarı çıkarıyorum. Tamam. Şöyle. Aynen böyle olsun. Şimdi tarih ve işlem ID'yi attıralım ilk açılışta. Şimdi iki işlem ID atmamız lazım. Ayarlarda şurada nakit tahsilat ID, bir de nakit ödeme ID. Bunları birbirine farklı yapmamız lazım ki karışmasın. Nasıl ki alış fatura ID, satış faturası ID ayrıysa bunları da ayrı yapacağız. B7 ile B8'e geliyor. Bakın şimdi. Ben şurada kasa işlemlerine şu ekleye basıyorum. ID burada oluşturtacağım. Aynen şuraya diyeceğim ki alış faturası için demişiz, bunu sileyim. Şurada FRM kasa TO nokta TXT işlem ID nokta value eşittir ayarlar sayfasındaki range B7 nokta value artı 1 diyeceğim. Şurada ise nakit ödemede ise B8 diyeceğim. Mesela birisinin ID'si örneğin şu 11'de kalmış olsun. Bu da 38'de kalmış olsun. Bir de tarih de attıralım arkadaşlar. Tarihi de atalım. FRM kasa to.txt tarih DT mi demiştik? DT tarih nokta value eşittir. Date diyeceğiz. Çünkü faturada nasıl yapmıştık? Fatura listesine ekle dediğim zaman tarihi burada attırmamışız. Açılış içine ilk açılışta atmışız herhalde. Nereye atmışız? Ha, şurada. Şu DT. Şunun aynısını alalım. Kasa işlemlerinde şurada tarihi de bu şekilde buraya yapıştıralım. Şuraya FRM kasa TO nokta DT tarihi tipini bu şekilde ayarladık. Aynısını şuraya da yapıştıralım. Tarihi de attık oraya. Şimdi deneyelim bakalım. Kasa işlemlerinde bakın nakit tahsilatta ekle dediğim zaman işlem ID 12, tarih burada cari de seçiyorum. Tek eksiğimiz bakiyeyi atacağız şimdi. Alış faturasındayken şeyi atacağız. Hemen onu da yapalım isterseniz. Bakın şimdi. Cari listesine geldik ya. Şurada eklede. Ha, bir şey daha yapacağız. Burada bir if daha kullanacağız arkadaşlar. If diyeceğiz. Eğer işlem tipi IT eşittir
Bir ise şunu buraya alıyorum. Cari listesindeki Ahmet 12 ve şov diyorum. Burada ise bunun aynısını kopya alıyorum. Yapıştırdım. Eğer işlem tipi 2 ise Ahmet'i 13 yapıyorum. Şimdi tekrar cari listesine geldim. Burayı çift tıkladım. Burada 12 ise şunu yap dedim. Bir de FRM kasa işlem tahsilat ödeme nokta TX'de bakiye nokta value eşittir. Şu listenin neresinden kaçıncı satırından alacağız? Hemen cari listesine bakalım. Şurayı seçiyorum. Kaçıncı sırada carilerde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, borç 7'de. Alacak ise 8'de. Ha, o zaman ne diyorum? Şimdi double click'ine list index 7'yi al diyorum. Ve bitiriyorum. Şunu tekrar kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum. Eğer Ahmet 13 ise, yani nakit ödeme için buraya gelmiş ise bu sefer 8'den al diyorum. Şimdi çalıştırayım bakalım ne oldu. Bakın. Zaten çalıştırmış mıydık? Kasa işlemlerine geldim. Ekle dedim. Cari işlem ID 10-12 geldi. Şuradan mesela şeyi seçeyim. Ahmet'i seçtiğim zaman 6.000 lira borcu gelmesi lazımdı. Gelmedi. Şunu seçtiğim zaman tam bir rakam eksi fazla yazmışız. Fazla yazmışız arkadaşlar. Cari listesinde. Şunu 6'dan al diyeceğiz. Şunu şimdi sıfırdan başlıyor. İndeks sıfırdan başladığı için bir gerisi olacak. Biz birden ayarladık. Şimdi bakın. Kasa işlemleri. Buradan Ahmet'i seçiyorum. Mesela Mehmet Aslan'ı seçiyorum. 6.608 lira getirdi bakiyesini gördüğünüz gibi. Peki şeyi satış faturasını seçeyim. Şey nakit ödemeyi seçeyim. Bu sefer Sascom bilgisayarı seçtiğim zaman 14.000 getirecek. Bakın 14.750 lira getirmiş oldu. Tek yapmamız gereken şuraya ödeme tutarını yazıp açıklama yazıp kaydete basacağız. Şurası da sığmamış herhalde. Şu sığmamış. Ödeme de sığmamış. Şimdi biraz açalım burayı. Sıksın yazımız. Tamam. Bu ders ne kadar oldu? 38. Epey uzadı. Arkadaşlar bu derste buraya kadar geldik. Yani burada kasa işlemlerinde kasa işlem listesini hazırladık. Nakit tahsilat, nakit ödeme eklediğimiz zaman formumuzu dizaynını yaptık. Buradan carimizi seçtik. Bilgilerini çektik. Sadece tutarı yazıp açıklama yazacağız, kaydedeceğiz ve şuraya yansıtacağız bir sonraki derste. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başarılar diliyorum.